Peki diğer habere bakalım. Şimdi burada da kuşkulu bir soygun var. Aslında haberi izleyince hiç de kuşkulu olmadığını da anlayacaksınız. Döviz bürosunda çalışan bir kurye, kapalı çarşıda bir döviz bürosunda çalışıyor. Daha doğrusu döviz bürosunun sahibinin verdiği 60 bin euroyu kapalı çarşıya götürüyor. Ancak bir kaza geçiriyor ve motosikletten düşüyor, ayağı kırılıyor. Şimdi buraya kadar söylediklerimden çıkaracağımız yorum ne olur? İşte yazık ya, ekmek parası yüzünden ayağından doldu. Allah korusun, ölümle de sonuçlanabilirdi. Değil mi? Ama öyle değil. İşin aslı çok başka. Aslında soygunun bir parçasıydı o kaza. Arkadan çarptıkları motosikletli kuryeyi yaraladılar. Üzerindeki 1 milyon liraya yakın parayı gasp edip kayıplara karıştılar. 60 bin lira civarında para. İstanbul'da bir döviz bürosunda çalışan motosikletli kurye, kapalı çarşıdan bozdurduğu 60 bin euro karşılığı aldığı Türk lirasıyla çalıştığı döviz bürosuna dönüyordu. Yani çantasında 1 milyon liraya yakın para vardı. Kapalı çarşıya euro gönderdim. Gönderdiğim euroların TL'sini alıp döviz bürosuna getirecekti. Kurye caddede ilerlerken arkasından gelen yabancı plakalı otomobil motosiklete çarptı. Akaragil istasyonunun önünde yabancı plakalı araba motora çarpıyor ve motor istasyonun önündeki belediyenin bariyerlerini 10-15 tanesini kırarak yere düşüyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklendi. Sürüklenirken yol kenarındaki bariyerleri de bir bir biçti. Kazada motosiklet sürücüsünün ayağı kırıldı. O sırada araçtan inen 3 şüpheli yaralanan kuryenin para çantasını çaldı. Elemanın üzerindeki parayı alıp kaçıyorlar. İstasyondaki arkadaşlar bile arabayı tekmeliyorlar. Sonradan fark etmiş. Kasp olduğunu. Kuryenin çantasındaki 1 milyon liraya yakın parayı çalan şüpheliler hızla uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis o gaspçıların peşine düştü. En kısa zamanda bulunmasını istiyoruz. Akıllara durgunluk veren bu yöntemle bir ay önce de başka bir kuryenin gasp edildiği öğrenildi. Bir ay önce de yine Zeytinburnu'ndaki bir döviz bürosunun kuryesi bu şekilde gasp edildi. O arkadaş da mağdur, biz de mağduruz.